Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Biz çok iyiyiz. Nihayet kanalımızın açılış amacına uygun yere taşınabildik. İlk videomuzu Bostancı'daki evimizden çekiyoruz derken artık yeni evimizin bahçesinden videomuzu çekmeye başladık. Taşınma sürecimiz biraz zor oldu. Hala da tam olarak bitmiş değil yerleşme. O nedenle evin içinden değil, tam da istediğimiz gibi aslında bahçeden çekim yapmak çekim istedik. Yapmamız biraz zor bir süreçti. O yüzden pazar günü video da yükleyemedik aslında. Bundan dolayı hafta içine biraz sarktı. İşte ben bugün videoları editleyeceğim. Büyük ihtimal yarın videoları ekliyor olacağız. Çok yorucu bir süreçti. Çok fazla eşyamız vardı. Yani çok uzun sürdü. Evet ve evle iş bir arada olunca gerçekten bayağı iş vardı yani. Yani hem depo hem ev taşıdık gibi. Hem ofis hem depo hem işi taşıdık gibi oldu. Yani daha tabii buraların tadını çıkartabilmiş değiliz. Yapmak istediğimiz burada çok fazla şey var. Bahsetmiştik zaten bahçe işleri anlamında. Ya evin içinde yapmak istediğimiz bazı değişiklikler var. Çevreyi keşfedemedik. Çünkü gerçekten şu ilk birkaç gün çok çok yoğun geçiyor. Ama yani ilk fırsatta umarım sizinle beraber etrafı tabii, keşfederiz. Çevreyi de keşfedeceğiz. Sanırım 10 gün sonra falan kestel toplamaya gideceğiz. Aynen. Sırf onun için bir soba alıyoruz aslında şu anda. Daha önceden de bahsetmiştik. Kestenler de oluyor hazır. Siparişini verdik büyük ihtimal. Yani bir hafta, bir buçuk hafta içinde yeni sobamız da gelecek, onu da kuracağız. Evet, biraz soba başı sohbetleri yapmak istiyoruz sizinle, özellikle kışın. Böyle güzel bir şömine soba aldık, onun başında evet. Güzel sohbetler yapacağız diye takipte inanıyoruz. Kalın. Takipte kalın. Bu arada abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini de açmayı unutmayın. Bunu. Evet, söylüyoruz yine, yani hep söylüyorum, yine söyleyeceğim. Yorumlarınız bizim için çok önemli. Özellikle Sakaryalı, Adapazarı, yani bu civarda Çamış ya da memleketi burası olan insanlar varsa bize tavsiyeleri var mı? Gidilecek, görülecek yerler anlamında da. Yorumlarınız dediğim gibi bizim için çok önemli. Beğendiyseniz beğendim butonuna, beğenmediyseniz beğenmedim butonuna tıklamayı unutmayın. Yani Mia için gerçekten zaten geliş amaçlarımızdan en önemli nedenlerinden daha doğrusu bir tanesi buydu bu kararı alırken. Mia için daha sağlıklı, daha organik bir hayat istiyorduk açıkçası. O burada olmaktan şu an çok mutlu. Bambam da öyle. Ya şu an elinde benim bir ayakkabım, öbür elinde de elma koşturuyor. Evet, onun bahçede da hepimiz çıplak ayak dolaşıyoruz. Videosunu ekleyeceğiz. İstediğiniz gibi. Hepimiz çıplak ayağız. Bambam da çok mutlu oldu. Bambam da devamlı sağa sola koşturuyor. Özgürce, burada istediği gibi çünkü dolaşabiliyor. Evin içine tıkılmak zorunda kalmıyor. Aynen öyle. Hepimiz çok mutluyuz. Sadece biraz yorgunuz. Çünkü taşınma süreci, hala yerleşememiş olmak, bunlar biraz aslında bizi yoruyor ve kötü etkiliyor. Evet ya, yani aslında bir de yani sporla alakalı ağır yaşamlar kısmı için videolar paylaşacaktık. Bu taşınma süreci o kadar yoğun geçti ki gerçekten o paylaşımları yapamadık ama devam edecek, bitmedi. Evet. Sabah bahçeden domates topladık. Akşam yemeği için de yine bahçeye inip fasulye toplayacağım. Gerçekten çok keyifli. İstediğimiz hayat tam da böyle bir şeydi zaten. Ya bizden önce çıkan kiracılar çünkü bir şeyler ekmiş. Evet. Onlar hala o konuda duruyor. Şanslıyız. Biz üstüne var. Yeniden ekeceğiz tabii ki ama şu an hazır ekilmiş bir şey varken onları topluyoruz tabii aynen ki. Öyle. Teşekkür ederiz onları. Teşekkür ederiz. Bu hafta büyük ihtimal ilk başta çimlendirme
kısmı ile ilgili çalışmalarımız olacak. Bir toprak söyledik, bir kamyon. Şu arkamızda gözüken büyük boşluğu bir tam olarak kapatabilmek ve düzlettirmek için. Tabii o videolarda bu arka taraf daha ayrıntılı olarak size gösteriyor olacak. Bu hafta bir çimlendirme yapacağız. Onunla ilgili videolar olacak. Ayrıca evdeki ofis kısmını kurmamız gerekiyor. Buradaki evimiz daha geniş. O yüzden işimiz için ayırabilecek biraz daha geniş bir alanımız var burada. Orası için Deniz yine daha önce de zaten kendi yapmıştı. Raflar yapacak. Düzenimizi kuracağız. Daha çok gerçekten yerleşmesi çok. Kargolar yakın demiştik. Ben şu anda bisikletle kargolarımızı götürüp getiriyorum. Deniz günlük kardiyosunu bu şekilde yapıyor, evet. Da ben... 3 tane sırt çantası takıp önüme, arkama, sağıma, soluma kargoları 2 tur, 3 tur, 4 tur götürerek şu anda işimizi hallediyoruz. Mesela sabah şu ana kadar 3 tur yaptım kargolarla. Bu videoyu çektikten sonra da bir büyük ihtimal 2 tur yapacağım. Çok fazla tuz lambası siparişi alıyoruz şu ara. O yüzden bir kere de taşımak imkansız oluyor. Evet, yani her bir tuz lambası 3-4 kilo ağırlığında. Yani bir kere de yanıma 4 tane gelince... alabiliyorum. Bir de üstüne geri kalan işte çoraptır, oda kokusudur, parfümdür gibi ürünler eklenebiliyor. İşte 4 tuz lambası sağıma soluma. Geri kalan taraflara da diğer kargoları toplayıp götürüyoruz. 24 saatte kargoda etiketimiz var demiştik. Müşterilerimizi memnun etmek için, evet. Tam gaz çalışmaya devam. Biraz çevredekiler de garip karşılıyor aslında. Ya bir, de... bir sırt çantası, sağında sırt çantası. Bu şekilde bir yol bisikleti burada çok gözükmemiş. Yani bugün kahvede bir süre vakit geçirdim. İnternetle ilgili bir... Sorunumuzu çözmeye çalıştık. Sorunumuzu çözdüm. Yani Turkcell Box almıştık. Adam geldi, ben o sırada kargoları götürmüştüm. Neyse bir kahvede buluştuk. İnternet işini halletmek için bu kimlikleri al, işte imzaları at gibi. Kahvenin önünde bisikletin başına adamlar toplanmış. İnternetten markaya bakmışlar, pahalı bir şey olduğunu görmüşler. Abi sen işte bunu burada tutma, bu çalınır. Abi kaç basıyor, nasıl gidiyor gibi böyle çok enteresan bir ilgi oluştu. Yani keşke kamera yanımda olsaydı, onu çekebilseydim. İlginç andı. İki tane amca yani bakmış, gençleri de etrafına toplamış, benim bisikleti anlatıyorlar. Ben de gittim biraz dinledim. Neymiş, bilgi aldılar. Bilgi aldım hemen ben de araştırma onlardan. Yapmışlar. Güzel. Araştırma yapmışlar. Güzel. Keyifli bir yer. İnsanların da sevdik. Herkes çok yardımcı olmaya çalışıyor. Evet, gerçekten yani şimdi biz video çekerken arada iki kişi hani geçerken hoş geldiniz mahallemize diye böyle sıcak karşıladılar bizi. Keyifli gözüküyor şimdiden, bilemiyorum tabii. Yani ilerleyen süreç nasıl olacak. Sahibimiz işte abisi Nuri abi de sağ olsun çok yardım etti. Beni etrafla tanıştırdı. Onlar buralı olduğu için herkesi çok iyi tanıyorlar. İşte ne bileyim Alburla, bakkalla, işte buradaki kahveyle bizi insanlarla tanıştırdı. Bir işimiz olursa daha kolay çözebilmemiz adına. Evet, gerçekten yani, yardımcı olmaya çalışıyorlar. Yani Birgül Hanım da öyle, Birgül Hanım da öyle. Yani çok sevdik biz insanları buradaki. Doğru kararı verdiğimizi düşünüyoruz. Depremden korkmuyoruz, rahat rahat uyuyabiliyoruz. Yani bir deprem korkumuz yok artık. Yani çünkü yani iki katlı bir bina, üst kat zaten ahşap, çatı katı. Böyle rahat uyumak gerçekten, evet, benim çok istediğim bir şeydi. Çünkü İstanbul'da depremden çok korkuyordum. Darısı tüm korkanların başına değil. Evet. Böyle bir bahçeli müstakile. Yani ben en çok bugün çok erken uyandım aslında. En çok keyif aldığım şey, yani gün içi de tabii ki burası çok keyifli. Akşam da yani istediğimiz hayat buydu zaten. Ama sabah çok iyi bir ruh halindeydim. Çok, yani dışarıya böyle çok kısa bir süreliğine çıktım bahçeye biraz dinlenmek için. Çok güzeldi. Böyle kuş sesleri. Yani çiğ hani... havadaki koku gerçekten çok güzel. Yani araç sesi. Bu araç değil. 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 Yani genelde araç yok. Tavuk sesleri, horoz sesleri, evet, kuş sesleri, ördek değil ya, bir şey diyecek. Kurbağa i̇nekler sesleri. İnekler var, inekler var. İnekler var, yola çıkıyor. Bugün bisikletle giderken de benim, evet, önümü kestiler. Alabalık bir defa. Alabalık testleri var, onlara yakınız. Daha henüz keşfedemedik. Umarım o gezileri de çekebiliriz ve aktarabiliriz size. Bir ya, 10 güne kestaneler başlıyormuş galiba. Orman turlarımız olacak. Ben neyi merak ediyorum? Dışarı videolar onunla başlayacak. Eğer Fandın yani Trendyol işte gibi işte. Hepsi burada. Evet, hepsi burada. Amazon. Evet. Müşterilerimizden izleyen varsa yazabilir mi? Ben çok, evet, merak ediyorum. Yani müşterilerimizden izleyen var mı? Aslında yorumlara yazarsanız şey çok sevinirim. Sen de bilmiyorsun. Geçen birisi yoruma yazmış. Ben öyle mi? Onu fark ettim. Demişti çoraplar çok güzel, çok beğendik, bizden çorap almış. Bir de YouTube kanalları var. Çok tatlı bir çift diye yazmış. Yani çok sevindik gerçekten. Yani bizim müşterilerimiz olup videolarımızı izliyorsanız bunu yorumlara belirtirseniz ayrıca çok, evet, seviniriz. Merak ediyoruz yani. Hem iş bağlantımız oldu hem de YouTube'dan, yani sosyalde de bizi takip eden birileri var mı? Merak ediyorum.
Bir videomuzun da sonuna geliyoruz. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Takip edin lütfen bizi. Takip edin bizi. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.